Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde de ekosistemde madde ve enerji akışını inceleyeceğiz. Evet, ekosistemde madde ve enerji akışının dengede olması üretici, tüketici ve ayrıştırıcı canlılar tarafından sağlanır. Bunların kimler olduğunu geçen dersimizde konuşmuştuk. Üretici canlılar fotosentezle güneş enerjisini organik besinlerde depolar. Depolanan bu enerji beslenme ilişkisine bağlı olarak üreticiden tüketiciye doğru aktarılır. Yani aslında dünyamızın ilk enerji kaynağı güneştir. Güneşten alınan enerjiyle, yani fotosentezle üretici canlılar besinlerde bu enerjiyi depoluyorlar. Daha sonra üreticiyi yiyen birincil tüketiciler bu enerjiyi kendilerine almış oluyor. Onları yiyenler ise bir sonrakine aktarmış oluyor. Sadece üreticilerle beslenen canlılara birincil tüketici, birincil tüketiciyle beslenenlere ikincil tüketici denir. Birincil tüketicilere otçul, yani herbivor diyorduk. İkincillere ise etçil, yani karnivor ismini veriyorduk, hatırlayalım. Ayrıca etçiller üzerinden beslenen tüketiciler var. Bunlar da üçüncü derece tüketiciler olarak isimlendiriliyor. Ayrıştırıcılar ekosistemdeki tüm canlıların kalıntılarını ayrıştırmak suretiyle tekrardan ekosisteme kazandıran bir bağlantı noktası. Şurada görebilirsiniz bir ayrıştırıcının ne yaptığını. Ekosistemin bütün basamaklarında ayrıştırıcılardan bahsedeceğiz demiştik. Bütün basamaklarda gördüğünüz gibi her birinin atıklarını ya da ölüleriyle beslenerek bir daha sonra tekrardan doğaya kazandırma görevindeler. Ayrıştırıcılar azalırsa ya da yok olursa bu bağlantı kopacağı için diğer canlıların dağılımı etkilenmiş olacak. Düşünün, burada bir ayrıştırıcı olmasaydı bu canlılar bir daha öldükten sonra organik maddeleri toprağa karışıp daha sonra tekrardan inorganik şekline dönüşmeyecekti. Ayrıştırıcılar besin zincirinin tüm basamağında bulunuyor. Besinlerdeki enerjinin üreticiden otçula ve onlardan da etçile kadar olan iletimine besin zinciri veya enerji aktarımı denir. Bakın, bu bir üretici bitki, onu yiyen birincil tüketici, bir otçul. Otçulu yiyen bir etçil, yani fare, ikincil tüketici oluyor. Yılansa fareyi yiyen üçüncül tüketici. Şahin de dördüncül tüketici. Grup hep etçil olarak devam etmiş. Ayrıştırıcı da hepsini ayrıştırmaya devam etmiş. İşte bu tarz gördüğünüz düz zincire biz besin zinciri ya da enerji aktarımı diyoruz. Kimden, nereden nereye doğru enerji aktarımı? Birincil üreticiden birinciye, birden ikiye, ikiden üçe, üçten dörde. Dörtten üçe aktarılmıyor gördüğünüz gibi. Üçün biriktirdiği enerji en son dördüncüye aktarılıyor. Bakın, burada da bir sucul ekosistem görüyorsunuz. Suculda nasıl işleyebilir? Diyelim ki bir fitoplankton vardır. Bu bir üretici olsun. Daha sonra zooplankton onu yesin. Birincil tüketici, küçük balık zooplanktonu yediğinde ikincil tüketici olur. Büyük balık da küçük balığı yerse üçüncül tüketici olur. Köpek balığı da büyük balığı yediği zaman dördüncül tüketici olarak isimlendiriliyor ve bu fitoplanktondan dördüncül tüketiciye kadar enerji aktarılıyor. Peki plankton nedir? Hatırlayalım. Denizlerde ve tatlı sularda suyun hareketiyle pasif olarak sürüklenen küçük organizmalar, mikroskopik algı ve siyanobakteriler fitoplankton olabiliyor. Pek çok mikroskopik olanlar dahil serbest yüzen hayvanlara da zooplankton adı veriliyor. Fitoplankton genel olarak fotosentez yapabiliyorlar ama zooplanktonlar fotosentez yapamıyor. Daha çok hayvan grubuna giriyorlar. Biraz besin piramitlerinden bahsedelim. Besin piramitleri bir besin zincirinin üretici basamağından başlayarak en sonki tüketici basamağına kadar dikey olarak dizilmesi. Bu şekilde piramit oluşturulduğunda ayrıştırıcıların yeri daha net belli olabiliyor. En altta üreticiler olmak zorunda ve üçgen şeklinde kullanılmasının sebebi aslında dünya üzerinde üreticilerin sayısının diğerlerinden çok daha fazla olmasını da ifade ediyor. Ve üçüncül tüketiciye kadar bakın ki üçgenin de ucuna doğru yaklaştıkça tüketicilerin canlı topluluğu olarak sayısı azalıyor. Ayrıştırıcılar da piramidin yanında bulunarak bütün basamaklara etki ediyor. Bakın, ikinci bir şekil. Besin ağı ne demek o zaman? Besin ağı ile besin piramidini karıştırmayalım. Piramit dediğimiz şey gördüğünüz şekil. Besin ağı ise belli bir zinciri ifade eder. Ekosistemde organizmalar arasındaki karmaşık beslenme ilişkileri bir ağa benzetilir ve farklı türlerin birlikte oluşturduğu bu ilişkiler besin ağıdır. Bakın, burada bir sürü besin ağı olabilir. Birinci besin ağı, bakın, işte fareden yılana, yılandan şahine olabilir. Tavşan fareyi yemiş, sonra başak onu yemiş, aslan da onu yemiş şeklinde de olabilir. Yani burada istediğiniz şekilde pek çok zincir oluşturabiliyorsunuz. Besin ağı oluyor her biri. Trafik düzey dediğimiz bir durum var besin zincirlerinde. Beslenme basamağı anlamına geliyor trafik düzey. Bizim bu birincil, ikincil, üçüncül tüketici, üretici diye adlandırdığımız şey aslında onların trofik düzeyini ifade ediyor.
hangi basamaktaysa, işte otsa, bu bir üreticiyse birinci trofik düzeyde yer alıyor. Onu yiyen zebra ikinci trofik düzey, aslan üçüncü trofik düzeyde yer alıyor. Görüldüğü gibi üreticiler birinci trofik düzey. Tüketici canlılardan herbivorlar grubuna giren zebra gibi canlı, yani herbivor neydi? Otçul. İkinci trofik düzeyde bulunuyor genel olarak. Tabii ki bu sizin oluşturacağınız zincirlere ve piramide göre değişecektir bu genelleme. Bu bir genelleme sadece. Herbivor canlılarla beslenen aslan gibi canlılar da üçüncü trofik düzeyde yer alan karnivorlar olacaktır. Yani etçiller olacaktır diyor. Biyokütle kelimesi ifadesi karşımıza çıkıyor. Her beslenme basamağındaki canlıların toplam organik madde ağırlığına biyokütle ya da biyomas ismini veriyoruz. Genel olarak üretici biyokütlesinin yaklaşık %10'unu bir sonraki beslenme basamağındaki birinci tüketiciye aktaracak. Biyokütle piramidinde alt basamaktan yukarıya çıkıldıkça toplam biyokütle azalmalı. Örneğin 1000 kiloluk havuç bitkisi onu yiyen tavşana yaklaşık 100 kilo kazandırır. Tavşandaki 100 kiloluk biyokütle onunla beslenen tilkiye yaklaşık 10 kilo kazandırıp tilkiyi yiyen de 1 kilo kazanabilir. Yani bu enerjinin aktarımı aşağıdan yukarıya doğru demiştim. Zincir oluşturduğumuzda da öyleydi. Üreticiden tüketiciye doğru gidiyordu. Üretici olan havuç 1000 kiloluk bir biyokütleye sahipse üçgenden de anlaşıldığı gibi ucuna doğru biyokütle azalacak. %10'unu aktardığı için 100 kilo tavşana, yine %10'u olan 10 kilo tilkiye, %10'unu çıkardığında 1 kilo da kartala kalıyor. Enerji akışı da aynı şekilde aslında ilerliyor biyokütle gibi. Yine belli bir %10'luk bir aktarım var. Enerjiyi en fazla içinde barındıranın aslında siz en hareketli olan canlı olarak hayal edebilirsiniz. Ama bu çok büyük bir yanlış. Enerji demek bir organizmanın bütün tepkimelerini, bütün yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için kullandığı şey. Bu yüzden üreticiler en çok enerjiyi üretici aslında yapısında barındırır. Çünkü güneşten ilk enerjiyi o alır. Gördüğünüz gibi örnek vermiş. Burada 20.000 kilokalorilik bir enerjiye sahip üretici demiş. %10'unu da birincil tüketiciye aktaracak. Yani yavaş yavaş aktarılan enerji azalıyor. Ona 2.000 kilokalori kalıyor ve dışarıya bir miktarını da ısı olarak vermeyi unutmuyor. Diğer birincil tüketici ikincil tüketiciye verirken %10'unu vereceği için 200 kilokalorilik enerji almış oluyor ikincil tüketiciler. Üçüncülerse 20 kilokalori almış oluyor. Son tüketici de 2 kilokalori. Yani biz de bunu yesek en az enerji bize denk gelecekti. Bu enerji akışı arkadaşlar %10 yasası olarak adlandırılıyor. Peki %10 yasasının sebebi ne? Neden %10'unu veriyor? Canlılar enerjinin bir kısmını metabolik faaliyetinde, yani hareket, biyosentez, hücre bölünmesi gibi faaliyetlerde kullanırken bir kısmını da ısı olarak açığa çıkarıyor. Bir kısmını da sindirilmeyen besinlerin içinde atıyor. Yani aslında bir diğer canlıya aktarıyor demek istiyor. Tırtılın tükettiği bitkisel besinlerin 50 kilokalorisi atık, 35 kilokalorisi enerji, yani hücresel solunum için harcanıyor. Büyümeye katılan, yani kendisiyle beslenen başka bir canlıya aktaracağı 15 kilokalori. Aldığı enerjinin %15'ini biyokütle olarak depolayıp besin zincirinin sonraki halkasına aktarmış. Yani ortalama biz %10 diyoruz bunu yasanın ismine. Pekala, biyolojik birikim nedir? Biyolojik birikim dediğimiz şey de DDT, yani bu bir ilaç, zehirli bir ilaç. Böcek öldürmesi için tarımda kullanılıyor ama aslında doğaya çok zararlı bir ilaç. Siyanür, bazı ağır metaller ve radyoaktif maddeler, bunların hepsi zararlı. Besin zincirini oluşturan farklı trofik düzeydeki organizmaların dokularında gittikçe artan oranda birikir. Şimdi enerji aktarımının en alt sıradan yukarı doğru azaldığını, yani en üst basamaktaki canlının en az enerjiye sahip olacağını söylemiştik ama zehirli madde birikimi, yani biyolojik birikim ifadesi maalesef tam tersi. Yani aslında en alt basamaktaki canlı bir üst basamaktakine daha çok zehir vermiş oluyor. Yani biyolojik birikimin en fazla ve en yoğun olduğu basamak besin zincirinin en üst basamağı. Bakın burada sudaki planktonda 0.04 ppm zehirli madde varsa, küçük balıkta 0.05, onu yiyen büyük balıkta 2 ppm, onu yiyen kuşta ise 25 ppm'lik bir zehir birikimi, yani biyolojik birikim olmuş oluyor. Eğer biz o kuşu yesek,
Ya da biz de o balığı yeseydik, şuradaki fitoplanktondan çok daha fazla vücudumuzda zehir biriktirmiş olacaktık. Bu da bize neyi ispatlıyor? Biz işte fabrikalardan vesaire denizlere attığımız bütün atıklar, zararlı maddeler, pislikler aslında geri dönüp dolaşıp bize daha zararlı olarak dönüyor. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Pekala. Peki besin zincirinde üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe, yani bakın üretici kim? En alt basamak. Buradan en son tüketiciye doğru, yukarı doğru gidersem neler olur? Ne olmasını bekliyorum? Aktarılan enerji azalacak. %10 olarak azalacak. Evet, en az enerji aslında kuşta var. Enerji kaybı artar. Yani yavaş yavaş daha çok enerji kaybediyor bir alttaki basamak. Toplam biyokütle, yani biyomas azalır. Evet, lütfen şekille bağdaştırdığımı unutmayın. Biyokütle, gördüğünüz gibi tavşanların sayısı yılanların sayısından daha çok, yılanların sayısı da kuşun sayısından daha çok gibi. Bireylerin vücut büyüklüğü de genel olarak artar ama mesela bu otu yiyen inek, ineğin üstünde de bir insan olabilirdi. İnsan inekten daha düşük kütleli bir canlı. Bu yüzden buna genellikle ifadesini kullanmamız daha doğru olur. Gelişmişlik ve organizasyon derecesi artar. Evet, yukarıya doğru gidildikçe organizasyon daha karmaşık canlılar karşımıza çıkıyor. Üreme hızı azalır. Yani bir bitki çok daha hızlı ürerken işte memeli bir canlı ondan daha yavaş üreyecektir tabii ki. Biyolojik birikimse artar. Biyolojik birikimi zararlı maddeler olarak düşünürseniz, evet, yukarıya doğru gidildikçe biyolojik birikim de artacaktır. Bir üst basamağa aktarılan enerji yüzdesi genellikle oranı %10. Yani genel olarak bu oran korunuyor. Hep %10'luk bir enerji üst basamağa aktarılıyor. Pekala, karşımıza bu ifadelerin dışında iki tane özel tür ifadesi çıkacak. İstilacı türler bir tanesi. Ne demektir istilacı tür? Belli bir ekosistemin doğal faunasında yer almayan, farklı yollarla bir bölgeye dışarıdan gelen yeni türlere istilacı tür denmekte. Mesela bizim aklımıza çekirge istilası gelebilir, şu yakın zamanlarda gördüğümüz. O faunada yer almazken dışarıdan geliyorlar birden ve aslında genel olarak o bölgeye zarar veriyorlar ve oradaki türlerin olumsuz etkilenmesine sebep oluyorlar. Yeni alanlara yerleşen, bu alanlarda doğal olarak gözlenmeye başlayan, sonra çoğalan ve biyoçeşitlilikte azalmaya sebep olan istilacı türler insan yaşamında olumsuz yönde etkileyebiliyor. İstilacı türler mikroorganizma, bitki, hayvan, patojen, detritivor, parazit, herbivor, omnivorlardan oluşabilir. Bu türler farklı yollarla ulaştığı yeni ekosistemlerde zarara sebep oluyor. Tek başına yaşayan türler üzerine istilacı türlerin bıraktıkları etki domino taşı gibi diğer türleri de etkilemekte. Yani doğada ekolojik bir denge var demiştik. Herhangi bir türün olumsuz etkilenmesi ondan sonraki türleri de domino taşı gibi tabii ki olumsuz olarak etkileyecektir. Pekala, kilit taşı tür ne demek? Kilit taşı tür de besin zinciri ve besin ağlarında önemli etkiye sahip olan tür. Aslında istilacı türün biraz zıttı. Bu da çok önemli. Yani bu tür olmazsa olmaz diyoruz. Komünitede kilit taşı türlerin birey sayısı diğer türlere göre azdır. Ama komüniteye etkisi çok fazla. Kilit taşı türlerden herhangi birinin neslinin tükenmesi ekosistemdeki trofik düzeylerde olumsuz yönde büyük etki yapacak. Bakın burada bir örnek var. Susamuru. Önce kelpiyosunu bir üretici, onunla beslenen deniz kestanesi birincil tüketici, deniz kestanesini yiyen susamuru ikincil tüketici, susamurunu yiyen katil balinalar ise burada üçüncül tüketici durumunda. Ve kelpler aslında, bu kelp yosunları birçok tür için habitat, yani yaşam alanı oluşturan bir yer. Bu ekosistemdeki, gördüğünüz ekosistemdeki susamurları yok olursa deniz kestanesinin sayısı çok artacak. Deniz kestanesi artarsa ne olur arkadaşlar? Doğal olarak kelp yosunları azalır, değil mi? Çünkü çok fazla deniz kestanesi kelp yosunu yiyecek. Böylece azalacak. Bu durumda da kelpler azalırsa habitatı bozulan türler ortadan kalkar. Kelpin içinde yaşayan türler ortadan kalkar. Yani buradaki susamurunun yok olması demek çok fazla canlıya olumsuz etkiliyor demek. Bu yüzden susamuru Kuzey Pasifik kıyı ekosisteminde kilit taşı türdür diyoruz arkadaşlar. Evet, 2017 LYS'den bir soru var karşımızda. Yanda bir deniz ekosisteminde numaralarla belirtilen 10 farklı canlı türünden oluşan bir besin ağı gösterilmiş. Bu besin ağında trofik ilişkiler hangi canlının diğerinin besinini oluşturduğunu gösteren bağlantı oklarıyla ifade edilmiş. Karmaşık bir besin ağı görüyoruz. 10 tane canlı var. Bakın buradan çok fazla ağ
çıkarabilirsiniz kendinize göre. Sorulara göre bu besin ağıyla ilgili hangisi yanlıştır diye sormuş. A. 1 numaralı canlılar fitoplanktonik organizmalar olabilir. Hemen bakalım. Eğer bu bir deniz ekosistemi olarak düşünürseniz 1 numara üretici olarak gözümüze çarpıyor. Bakın 2 ve 4 ondan besleniyor ama 1 enerjiyi ilk oluşturan canlı türü. Bu yüzden kendisi fitoplankton olabilir. Doğru. 4 numaralı canlı türüne ait bireyler otçuldur demiş. 4 numaralı canlıya bakıyorum. 4 numaralı birle beslenmiş. Ayrıca birinci tüketici olarak gözümüze çarpıyor. Bu yüzden kendisi otçul olabilir. Bu besin ağında omnivor özellikle bir canlı bulunmamaktadır diyor. Hemen bakalım. Tek tek incelediğimiz zaman 2 numara gözümüze çarpıyor. 2 numara hem 1 numarayla yani üreticiyle hem de 4 numarayla beslenebiliyor. 4 numara da birincil tüketiciydi. Yani hem etçil hem de otçul omnivor bir canlıdır. Ama bulunmamaktadır dediği için yanlış. Cevap C şıkkı olacak. Yine de diğerlerini de okuyalım. Bu besin ağındaki besin zincirinin uzunlukları birbirinden farklı olabilir. Evet olabilir. Burada seçeceğimiz ağa göre uzunluk değişebilir. Yani biz 1'den 1, 4, 7, 9'u da seçebiliriz. 1, 2, 5, 10'u da seçebiliriz. Onun dışındaki 2, 3'ü de seçmiş olabiliriz. Ortama karışan toksik bir maddenin görece olarak en fazla 10 numaralı canlıda birikmesi bekleniyor. Ne demiştik? Biyolojik birikim zincirin yukarılarına doğru artar. En üstteki en çok biyolojik birikime sahip canlı demiştim. Evet bu yüzden 10 numara olacak. Cevap Ceyhan. Bir sonraki sorumuz yine 2013 LYS biyoloji sorusu. Bir ekosistemde ölü hayvan kalıntıları yani leşlerle beslenen akbabaların sayılarının azaldığı, yumurtadan çıkan yavrularda ölüm oranının arttığı ve popülasyonun yok olma girdabına yaklaştığı gözlenmiş. Akbaba popülasyonunun yok olma girdabına sürüklenmesinde durumların hangisi neden olmuş olabilir? Evet. Gördüğünüz gibi ölü kalıntısıyla beklenen akbabalar azalmış ve yumurtadan çıkan yavruların ölüm oranı artmış. Tarım ürünlerine ve ağaca zarar veren böceklere karşı kimyasal mücadele yapılması. Evet arkadaşlar, bu şekilde zarar veren böceğe kimyasal mücadele yaptığınız sıra siz aslında doğaya biraz da zarar vermiş oluyorsunuz. Bu yüzden ölüm oranı artmış olabilir. Otla beslenen hayvanların sayısının artması. Otla beslenen hayvan sayısının artması bize akbabalarla ilgili herhangi bir bilgi vermeyecek. Ayrıştırıcı organizmaların sayısının artması. Evet, ayrıştırıcı organizmalar arttıysa ortamdaki organik maddeler inorganiğe dönüşüyor demektir. Ama bunların akbabaların sayılarının azalmasıyla bir ilgisi olmayacak. Popülasyon içindeki genetik çeşitliliğin azalması. Şimdi doğal olarak yumurtadan çıkan yavrularda ölüm oranı artıyorsa popülasyon içindeki genetik çeşitlilik de azalmış demektir. Bu yüzden cevap 1 ve 4 olacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.